Üç şey çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. Başta 60 yaş ve üstüler evlerinden mümkün olduğunca çıkmasın. Şu zorlu süreci kalabalıklardan uzak, riskten uzak yaşasın. Eğer çalışıyorsanız ve işe gitmek zorundaysanız temizliğe mutlaka çok önem verin. Diğer çalışanlarla mesafenizi mutlaka koruyun efendim. Ev ve iş kıyafetlerinizi ayırın. İşten gelince ev kıyafetlerinizi giyin. Çocuğunuzla teması da eve gelir gelmez değil temizliğinizi tamamladıktan sonra kurun. parmak aralarımızı avuçlarımızın içine biraz daha Toplumsal bir mücadeleyi birlikte vermemiz gerekiyor. Fire verilirse bu şeyden orada mutlaka bir gedik açılır. Herkesin sık sık el yıkaması, herkesin hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bireysel temizlik önem taşıyor. Hızla bulaşan koronavirüsten korunmak için ilk kuralsa sosyalleşme ara vermek. Düğünlerin, toplantıların, konserlerin yanı sıra ziyaretlerin bir süre durması gerekiyor. Mümkün olduğunca yakın temasın azaltılacağı bir hayat tarzı istiyoruz. Yani mümkün olduğunca zaruri olmayan bütün planlar, projeler gerekirse ertelensin. Mesela toplu taşımalardan mümkün olduğunca uzak durmak zorunda insanlar ki öğrenciler onun için okullar tatil edildi. Yani iş olmayan dışarı çıkmayacak. Hatta yapabilen evden çalışacak. Ben geçen hafta ortasından beri evden çalışıyorum. Özellikle de hamile olduğum için ve risk grubunda bulunuyorum için şirketim e, uluslararası da bir şirket olduğundan ve evden de çalışmam uygun olduğundan dolayı e, beni evden çalışmaya yönlendirdi. Bu hafta da evden çalışacağım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta da evden çalışmaya devam edeceğim. İşe gitmek zorunda olanlarsa eve girerken hijyen kurallarını çok sıkı uygulayacak. Eve girer girmez mesela elin düzgün bir şekilde yıkatması, mümkünse tabii hani kıyafetlerin değiştirilmesi eğer mümkünse. Eve özel e, bazı giysilerin giyilmesi. İşten geldikten sonra da aslında uymamız gereken basit kurallar var. Eve geldiğimiz zaman ev hijyenini bozmamamız önemli. Örneğin küçük bir çocuğumuz var veya evde bizi bekleyenler var. Bu durumda hemen onlarla temasa geçmek yerine ellerimizi yıkamamız ve üstümüzü çıkarıp ev kıyafetlerimizi giymemiz önemli. Aynı evin içinde yaşayanlar ya da yakın aile ziyaretlerine gidenlerse risk grubundakilere karşı 1-2 metre arasındaki mesafeyi aşmamaya özen gösterecek. Evdeki izolasyondan kasıt Hani birçok kişiyle bir araya gelmemek. Yani onun mesela 10-15 kişi bir evde yaşıyorsa veya işte sürekli birileri o eve girip çıkıyorsa zaten o izolasyon olmayacaktır. Aile içinde de aslında izolasyon kurallarına belirli bir ölçüde uyabiliriz. Örneğin risk grubunda olan bir kişiyle görüşmeniz gerekiyor veya ileri yaşta bir kişiyle. Bu durumda da medeni mesafe dediğimiz bir mesafe var. 1-2 metrelik bir mesafe. Buna dikkat etmemiz önem taşıyor. Uzmanlara göre ileri yaştaki aile büyüklerine bu süreci iyi anlatılması gerekiyor. Ellerini sabunla yıka, öyle yaklaş. Masken olsun gerekirse öyle yaklaş. Veya kendisine maske takalım yaşlı insanlarımıza eğer temas kuracaksa. Çünkü bu yaşlı hastalarda bir direnç düşük, iki hastalık çok daha ağır seyrediyor. Mecbur kalınmadıkça kapalı ve kalabalık mekanlara da gidilmeyecek. Açık havada yürümekse serbest ancak soğuk havalara dikkat. Şu anda İstanbul'da havalar birdenbire değişti. Bu ciddi boyutta direnç düşüklüğüne yol açıyor. Ve bu yaşlı hastada bir enfeksiyon zemini zaten oluşturuyor.